Camı komple patladı. Ardından hemen izin yolunu aradık. İlk aradığımız zaten o numaraydı. Ve hemen bütün herkes, büyük bir ekip çalıştığını anladık. Hemen seferber oldular. Önce bizi sakinleştirdiler. Çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir değil bin defa razı olsun. Küçücük çocuğumuz var. Onların sayesinde sakin bir şekilde, sorunsuz bir şekilde her şey halloldu. Allah onlardan bir değil bin defa razı olsun. İyi ki varsınız. Çok boştu, yollar bomboştu, hiçbir sorun olmadı, test sorulmadı. En son sırada bir Hırvatistan'da ve Sırp girişinde pasaport kontrolü oldu. Başka hiçbir belge istemediler. Hatta yanımızda köpeğimiz de var, onun pasaportuna bile bakmak istemediler. Bu kadar bizden. Herkese iyi akşamlar, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sırbistan'a girdik, sıkıntısız. Sınırlar bomboş. Gidiş de geliş de. Her iki taraf bomboş. Selamünaleyküm abilerim, ablalarım, İzin Yolu ailesi. Şu an Budapeşte'ye 100 kilometrem kaldı. Avusturya üzeri geldim. Yollar şu an bomboş. Gümrükte de hiçbir arama yapılmadı. Direkt geç dediler. Sonraki durağım Family Hotel. Orada sabaha kadar konaklamayı düşünüyorum. Ondan sonra Sırbistan'ı ve Bulgaristan'ı gündüz geçmeyi düşünüyorum. Herkese iyi yolculuklar. Ben çıktık, Macar'a giriyoruz ama hiç ilerleme yok. Bir 20 dakikadır. Öyle aynı iş tabii. Selamünaleyküm bütün İzin Yolu ailesi, abilerim, ablalarım, kardeşlerim. Herkese hayırlı yolculuklar. Macaristan'dan Sırbistan'a geçişimiz yaklaşık en fazla yarım saat sürdü. Gümrükler boş, dolu değil. Yalnız Türkiye'den Almanya'ya ve Avrupa'ya dönenler için biraz ştav var, trafik var. Şu anda yollar boş. Bulgaristan'a doğru ilerliyoruz. Selamünaleyküm. Biz bu sabah saat 5.30'da Baden-Württemberg Ahlen'den yola çıktık. Slovenya, Hırvatistan üzeri gidiyoruz. Almanya'dan Salzburg'a kadar yollar gayet güzeldi. Salzburg'a girdikten sonra Vilaş arasında 6-7 yerde yol çalışması var. Onun haricinde tünel girişlerinde hızlar 80 ve 100'e kadar düşüyor. Çok süratli gidilmiyor. Şu ana kadar da 4-5 yerde radar vardı. Şu an Vilaş'a 130 kilometre falan kaldı. Ama gayet güzel. Bir sorun yok yollarda. Birkaç yerdeki tamirler dışında. Onun haricinde güzel. İlerleyen vakitlerde Slovenya, Hırvatistan tarafından da inşallah bir video yapar atarız. Herkese hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm İzin Yolu ailesi. Berlin'den çıkanlar, Schönefeld'den sonra bayağı bir ştav var. Aşağı yukarı 6 kilometre gittim. Tahminen bir 5-6 kilometre daha var. Yani birinci Fides'ten ikinci atamıyorum bir türlü. Herkese hayırlı yolculuklar. Selam İzin Yolu ailesi. Sırbistan çıkış gayet sakin. Bulgaristan giriş de öyle görünüyor. Hiç araba yok. İyi yolculuklar. Arabayı komple boşaltmışlar burada ya, Bulgaristan'da adamlar. Evet, grup üyeleri şu anda Avusturya'dan Macaristan'a geçiyoruz. Görüldüğü gibi
fazla bir kuyruk yok. Kontrollü bir geçiş var. Arkadaşlar ben de şu anda Berlin'den istikamet Türkiye'ye yola çıktım. Saat 5.30 itibariyle. Allah herkesin yolunu açık etsin. Bilgilerinizi bekliyorum. Ben de tabii ki yol boyunca bilgi atacağım. Herkese şimdiden hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar, burası Sırbistan'a giriş gümrüğü. Röske'de 3 dakika bekledim girişte. Çıkışta daha doğrusu. Şu burası giriş. Çok yavaş ilerliyor ama 5-10 dakika bekleme süresidir diyebilirim. Hepinize hayırlı yolculuklar. Sağ selim varma dileğiyle. Selamünaleyküm İzinyolu ailesi. Bulgar gümrüğüne geldik. Türkiye Bulgar çıkışı, Türkiye girişi. Arkamda sadece bir araba var, önümde iki araba. Gümrük bomboş. Avusturya Macaristan sınırı. Fazla bir kalabalık yok. Şöyle bir 10-15 araba var. Gelen arkadaşlara duyurulur. Merhabalar, şimdi Macaristan'dan Sırbistan'a giriş yapmaktayız. Gördüğünüz gibi az yoğun. Herkese hayırlı yolculuklar. Allah kaza bela göstermesin. Herkese iyi akşamlar ve hayırlı yolculuklar. Şu an Macaristan, Sırbistan, Röske sınırındayız. Ve bayağı bir yoğunluk var şu an burada. Sınır hattı tam görünmüyor bile. Büyük ihtimal 1 saat, 1 saat bekleyeceğiz gibi geliyor. Ve arkada kuyruk daha doluyor. Herkese hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar, yaklaşık yarım saat oldu. Hala Berlin'e giriş otobanı kapalı kazadan dolayı. Bayağı bir sırada var. Merhaba arkadaşlar. Tekrar yol bilgisi vermek istiyorum. Saat 5 itibariyle ben 5.30 itibariyle Berlin'den çıktım. Şu an saat 10.30. 500 kilometre bir yol geldim. Çekoslovakya yollar bomboş. Anlatıl gibi bir stau veya bir sıkıntı yok. Şimdilik her şey yolunda gidiyor, bilginize. Yollarda ileriki şeyi de bilgilendireceğim yine. Herkese hayırlı yolculuklar. Arkadaşlar biraz önce Sırbistan'dan çıkış yaptık. Şu an Macaristan'a gireceğim. Yani yaklaşık bir araba 10-15 dakika sürüyor. Biraz bekletiyorlar. Bilmiyorum niye. Arama yapıyorlar herhalde. Bugün tarih 23 Haziran. Saat gece sabaha karşı 1'e çeyrek var. Fazla aşırı bir yoğunluk yok ama işte bayağı bir arama yapıyorlar herhalde. O yüzden böyle sıra doluyor. Bilginize hayırlı günler diliyorum. Arkadaşlar şu an burası Macaristan'ın giriş kuyruğu. Macaristan'dan bundan sonra daha Sırbistan'a giriş yapacaklar. Tahmin ediyorum ki kuyruk şu an 1 kilometreye geçkin. Bilmiyorum sebebi de niye böyle. Ama millet hep dışarı inmiş ayakta. Saat şu an 1'i çeyrek geçiyor. Bugün ayın 6. ayın 23'ü. Herkese selamlar, saygılar. Bilginize. Şu anda Fransa'nın çıkışı, İtalya'nın girişi, tüneldeyiz. Tünelin açılmasına bir saat var. Saat 4.45'te açılıyormuş. Her gün böyleymiş. Biz bir saat erken geldik, bir saat bekleyeceğiz mecbur. Gelenler böyle sırada bekliyor. Herkese buyurulur. Herkese hayırlı yolculuklar. Şu an arkadaşlar saat 4 itibariyle Macar kapısının oraya gelmiş durumdayım. Bayağı bir yoğunluk var. Ne kadar söyleyeyim, bir 3-4 kilometre bir yoğunluk var. Umarım hızlı bir şekilde çıkarız. Arkadan gelen arkadaşların bilgisine. Merhabalar. Biz bugün saat 5.42'de Frankfurt'tan yola çıktık. Şu anda yol boş görünüyor. Nürnberg'e doğru yola devam ediyoruz.
Herkese hayırlı yolculuklar. Günaydın. Ben Tahsin. 6. ayın 23'ü sabah saat 6.30'lar sıralarında ilerliyoruz. Şu anda Budapeşte'yi geçtik. Sırp gümrüğüne doğru ilerliyoruz. Hafiften sabah trafiği var. Ama öbür türlü gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Herkese hayırlı yolculuklar diliyorum. Merhabalar İzinyolu ailesi. Bu şu an Avusturya'dayım. Almanya Köln'e doğru hareket etmekteyim. Size kısa bir bilgi vereceğim. Covid testi ile ilgili. Ben buraya gelirken herhangi bir şekilde bir ne hızlı test ne de bir PCR testi herhangi hiçbir şekilde yapmadım. Bulgaristan'da, Kapıkule'de veya Sırbistan'da veya Macaristan'da herhangi hiçbir şekilde sıkıntı çıkmadı. Şu an Avusturya'yım. Avusturya'ya kadar giriş yaptım. Kimse Covid testini sormadı. Yani bunun için boşuna ekstradan para ödemenize Türkiye'den gelirken PCR testi için 200 TL ödüyorsunuz bildiğim kadarıyla. Diğer hızlı test için de 110 TL diye duymuştum. Hiçbir şekilde o parayı vermenize gerek yok. Şu an girişte Almanya'da test yaptıracağım. Eğer negatifse inşallah devam gideceğim. Pozitifse de zaten karantinaya gireceğim. Bunun kısaca bilgisini vermek istedim. Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün 6. ayın 23'ü. Saat şu anda 9.15 oldu. Röski sınır kapısı. Şu anda böyle biz hemen hemen bu gördüğünüz sıranın aynısı arkada bıraktık. Ortalama bir saattir şimdi buradayız. Ve büyük ihtimal bir 45 dakika 30 dakika daha sürer burası. Yani bilginiz olsun. Berlin'den yola çıkan arkadaşlar. Schönefeld'i geçer geçmez baya bir kuyruk var. Bilginiz olsun, biz yaklaşık bir saat içindeyiz. Umarım fazla sürmez. Bilgi vermek istedim. Evet arkadaşlar, burası Sırbistan çıkışı. Şu an saat 11:10 geçiyor. Sıra bu kadar gördüğünüz gibi. Çok az bir sıra var. İyi günler arkadaşlar. Şu an Çekoslovakya'da Brno'ya doğru gidiyorum. Yaklaşık 30 kilometre yolumuz kaldı. Ufak tefek inşaatlar var. Onun dışında öyle göze çarpan büyük bir sıkıntı yok. Herkese hayırlı yolculuklar. Merhabalar. Biz Frankfurt'tan saat 6 gibi bugün yola çıktık. Şu anda Österaş'tayız. Yolda bir trafik kazası haberi vermişti İzinyolu grubu. Onun haricinde bir sorunla karşılaşmadık. Herkese hayırlı yolculuklar dilerim tekrar. Arkadaşlar merhaba. Tam Prag'a dönerken uzun bir kuyruk var. Hiç arabalar yerinden kıpırdamıyor. Bu da Kroatya'nın gidişi. Gümrük Kroatya. Arkadaşlar şu an Frankfurt yönüne doğru gidiyoruz. Bura olduğu gibi buranın arka tarafı da aynı şekilde böyle kuyruk. Yaklaşık bir saatte kuyrukta bekliyoruz. Gelecek olan haber, arkadaşların bilgilerine. Dediğim gibi geçtik Frankfurt. Şeyden geliyorduk biz. Passau tarafından. Bilginiz olsun. Hayırlı yolculuklar. Herkese selamlar. Merhaba arkadaşlar. Şu an Slovenya'nın nach Kroatien. Önümüzde iki araba var. Merhaba arkadaşlar. Hepinize hayırlı yolculuklar. Biraz önce Slovakya, Bratislava'dan geçtik. Bratislava'da küçük bir inşaat ama çok büyük ştav var. Şu an Macaristan'a girdik. Macaristan'da yollar gayet sakin gözüküyor. Allah'a emanet olun. Hayırlı yolculuklar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Hırvat sınırındayız. Yaklaşık bir önümüzde 20 araba falan var.
Herkese hayırlı yolculuklar. Herkese hayırlı yolculuklar. Praga, Dresden'den Praga dönen yolda çok stav var. Bayağı dolu. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Berlin'den yeni çıktım. Berlin'de A100 otobanı, Zellstrasse girişi A100 otobanı acayip stav var. Yani bayağı bir stav var. Hem geliş hem gidiş. Yani bilginiz olsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biz dün saat akşam üzeri 16.30'da Geislingen'de başlayan yolculuğumuz. Kapıkule şu an saat Türkiye saatiyle 15.24, yani Almanya saatiyle 14.24. Yolculuğumuz bitti arkadaşlar. Kapıkule'ye geldik. İşte Türk bayrağı, işte Bulgar gümrüğüne geliyoruz şu an. Herkese hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, Çek Cumhuriyeti'ne girdikten 120 kilometre sonra burada stavo var. Bir 3-4 kilometrelik, bilginiz olsun. Merhaba arkadaşlar. Şu an Budapest'teyim. Girişinde de çıkışında da trafik kazası vardı. Yollar tıkalı. En az 1 saat, 1,5 saatini alıyor insanın. Allah kolaylık versin. Hepinize hayırlı yolculuklar. Merhaba arkadaşlar, merhaba izin yolu. Biz Türkiye'den Almanya'ya geri dönerken maalesef ki çok büyük sorunlarla karşılaştık. Bize ilk yardım eden izin yolu oldu. İlk zaten telefona sarılıp izin yolunu aradık. Sırbistan Macar üzeri maalesef ki arabayı sürerken eşim ön camına kuş çarpmasıyla birlikte camı komple kapladı. Ardından hemen izin yolunu aradık. İlk aradığımız zaten o numaraydı. Ve hemen bütün herkes, büyük bir ekip çalıştığını anladık. Hemen seferber oldular. Önce bizi sakinleştirdiler. Arkasından konum attık. Nerede olduğumuzu öğrendiler. Bizi Viyana'ya kadar takibe aldılar. Viyana'da saat gece 3'te bir konum atıldı. Oraya ulaştırdılar bizi. Gece 3'te bir beyefendi, Ergin Bey, hemen bizi otele yerleştirdi. Sabahleyin eşim geldi ve şu gördüğünüz Cindy Autoglass ekibi arabamızı tamir etti. Her şeyi bitirdiler ve bizi şimdi Almanya'ya yolcu ediyorlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan bir de bin defa razı olsun. Küçücük çocuğumuz var. Onların sayesinde sakin bir şekilde, sorunsuz bir şekilde her şey halloldu. Allah onlardan bir de bin defa razı olsun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederiz.